Dilim TV'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Dilim TV ve Manşet gazetesinin ortaklaşa hazırladığı haberleri sunuyoruz. 28 Mart 1994 yılında göreve başlayan Akyönüköy Belediye Başkanı Yılmaz Öz, yetersiz ve kısıtlı imkanlarla Yeniköy'ün çevresini değiştirmeye devam ediyor. İlk göreve başladığında 5,5 milyar sermayesi 12 personeli olan Akyönüköy Belediye Başkanı Yılmaz Öz, İlk iş olarak beldenin yollarını açtı. Hiçbir vasfı olmayan mera statüsündeki dikenliği tarım alanına dönüştürdü. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den plaket almasına neden olan ilkokul binasını şu anda bitirmek üzere. Sayın seyirciler, 45 dükkanı kapsayan sanayi sitesi inşaatı hızla devam ediyor. Sanayi sitesi inşaatı hakkında bir açıklama yapan Yılmaz Öz şunları söyledi. İdare binası, bir tanesi sosyal tesis, 43 tane. Sosyal tesis. Sitesi 45 dükkandan oluşuyor. 60'ar metrekare kapalı alanı var. İşte 30 metre içerisinde asma kat, 90 metrekare. Her dükkanlarında 30 metre kullanım alanı var. Toplam 120 metrekare olacak. Bu 45 dükkan içerisinde sosyal tesis, idare binası mevcuttur. Müteahhitle yapılan anlaşmada 97 Ağustos'unda dükkanlar teslim edilecektir. Akyeniköy bilindiği gibi hızla gelişen bir yerdir. Onun için esnaflarımıza toplu daha iyi bir hizmet verebilmesi için bu sanayi sitesini düşündük. İşte gördüğünüz gibi su basmanlar atıldı. Önümüzdeki Ağustos'ta müteahhit firma teslim edecek. Bu tabii ki Akyeniköy'ün içerisinden çok dağınık olan iş yerlerini rahatlatması bakımından bu çok önemli. İnşallah seneye Ağustos ayında esnaflarımız rahat bir hizmet verebilecek şekilde geleceklerdir. Bu da Akyeniköy kentleşmesinde yeri önemli ve şeydir. Önemli olsa gerek. Hızla bitirmeyi düşünüyoruz. Bulundu. 22 adet dükkanların içinde bulunuyoruz şu an. Bu 22 dükkanın biraz önce zaten projesinden de çekimini yapmıştınız. Ben teknik açıklamalar yapayım. İlk önce geniş bir park yeri düşündük. Çünkü bu tip yerlerde araç park yeri büyük bir sıkıntı olmaktadır. Bir anda, aynı anda 80 aracın park edebileceği şekilde bir park yeri ayırdık. Keza kullanma ve içme suyu sorundur bu tip yerlerde. Biraz önce zaten siz de göstermiştim yerini. Bol bir suya rastladık. Burada hem içme suyu, hem kullanma suyu, keza araç vesaire bilmem ne yıkama için bu kuyuyu devreye sokacağız. Dükkanlar Akyeniköy kasabasının kendi ürünlerinin tamamen burada satış merkezi durumundadır. Bizim karayollarına yaptırdığımız istatistiklere göre Bodrum istikametine günde yazın ortalama 6000 araç geçmektedir. Henüz Yenihisar'dan bu yol kavşağına geçen araç sayısını İstatistik yaptırmadık ama bizim hesaplarımıza göre 1500-2000 araç geçmektedir. Yani toplam 7-8 bin aracın seyir yaptığı bir bölgede bulunuyoruz şu an. Bildiğiniz gibi Söke-Bodrum arasında
dinlenebilecek ya da ihtiyaçlarının karşılanabileceği ciddi bir tesis yoktur. Onun için biz burayı düşündük. Keza kasabamız giderek sebze meyveye yönelmektedir. Seracılık başlamıştır. Bildiğiniz gibi Bafa Gölü'nün balığı bu yıl çok güzel bir artışmış. O bakımdan bu Akyeniköy Dalyan mevkinde yapmak istediğimiz dükkanların ileride Akyeniköy kasabasına büyük bir ekonomik katkı yapacağı açıktır. Bu anlamda biz burayı bitirdiğimiz zaman buradan çok şey bekliyoruz. Tabii ki belediye olarak buraya alacak olan esnafların çok titiz, temiz ve iyi esnaflar olmasını istiyoruz. Buna özen göstereceğiz. Bu bakımdan önümüzde 97 yılının sezonunda çok mükemmel bir iş yerleri olacağından benim hiçbir kuşkum yok. Burada bir eksikliği gidermiş olacağımızı düşünüyorum. Bu bakımdan buradaki çalışmalarımız sanayi gibi çok hızlı bir şekilde devam edecektir. Yani bu ayın 15'inden itibaren burada inşaatlar başlayacak. Bu inşaatlar içerisinde benim konutlarımız bir kompleks olarak düşünüyorum. En önemlisi haldir. Sanırım Balat, Akköy ve Batıköy'de bu bizim düşündüğümüz sulu tarım, sebze meyve üretime dönük çalışmalar yapacaktır. Esasen en önemlisi burada belde ve köylerde yaşayan insanlarımızın büyük bir problemi pazarlamadır. Bildiğiniz üzere burada çok iyi karpuz yetişmektedir bu yörede. Ancak çiftçimiz traktörleriyle, ramaklarıyla sifte sifte gezerek çok büyük sıkıntıya girmektedirler. Esasen oranın trafik yoğunluğunu arttırmaktalar. Bu anlamda biz burada toplu bir satış yeri düşünüyoruz. İleride Yenisar'ın büyük bir tüketici potansiyeli olacağından bizim hiçbir şüphemiz yok. Bu ihtiyacı biz karşılamaya talibiz. Sayın seyirciler, Akyeni Köy'de seracılık çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Öğretmen'e ait seraların yeni domates ve sarı salık fidelerinin dikimine başlanıp, fidelerin büyümesiyle çapası yapılıp, kök dallarının taraşlanıp, yukarıdan aşağı sarkıtılan iplere sarmaşan domatesler, çok yakında ürünlerini vermeye başlayacaklar. Seralardan beklenenin ötesinde olumlu sonuç alınması üzerine belediye başkanı şu çağrıyı yaptı. Thank you.
Şimdi şu an işte Akyeni Köy, Dallem Bey köyünde yapılan seran içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi gayet mükemmel. Ben buradan yatırımcılara, iş adamlarına çağrıda bulunuyorum. Akyeni Köy Belediyesi olarak biz bu tip yatırımların altyapısının yanındayız. Her türlü destek Akyeni Köy Belediyesi tarafından verilecektir. Şu an buradaki yatırımcı salatalık ve domates üzerine üretim yapıyor. Esasen bölgemizin bir çiçek serasına ihtiyacı vardır. Daha diğer kalemlerde, sebze kalemlerinde ihtiyaç vardır. O bakımdan bu tip yatırımcılar olursa başımızın üstünde yeri var. Kendilerine her türlü desteği sağlayacağımıza buradan taahhüt ediyorum. Bakınız burada şu an 17 tane Akyeni Köy kasabasından insanımız istihdam ediliyor. Biz bunların 50'lere hatta 100'lere çıkmasını istiyoruz. O bakımdan buradan da bir çağrımı yeniliyorum ben. Bu tip yatırımcılar olursa Akyeni Köy Belediyesi o yatırımcıların yanında. Sayın seyirciler, Yeniköy Belediyesi'nin %51 hissesine sahip olduğu Sakızburnu Dalyan Su Ürünleri Kooperatif vasıtasıyla kurdukları balık havzasında yetiştirilen balıklar vasıtasıyla hem belediye ekonomik girdi sağlıyor hem de halka piyasa değerinin yarı fiyatına balık satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi ile ilgili açıklamalar şu şekilde. Yap. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi. Efendim sağ olsun reisin sahasına Yeniköy bu kooperatife sahip oldu. Yoksa bizim elimize geçmez yani köyün önüne. Onun için şimdi köyde belki 21-22 ortağı var. Bunlar da ileri doğru bu sene olmasa da ileri doğru bir büyük kazancıya sahip olabilirler. Yani çok bir büyük babalık iyilik reisimiz. Akyeni Köy Sakızburnu Su Ürünleri Kooperatifi 22 üyeli. Buranın müstecili olarak %51'i Akyeni Köy Sağlık, Eğitim, Tarıtma ve Güzelleştirme Vakfı olarak iştirakçısıdır. İşte kooperatifi bu yeri kestim alanımız yaklaşık takriben 6 ay gibi bir süre olmuştur. Umduğumuzdan daha fazlası bir potansiyelle karşılaştık. Ancak ben ileriki yıllarda daha çok ümitliyim. Şu an çıkardığımız balıktan daha çok beni asıl sevindiren yavru balığım çok bol olmasıdır. Bu önümüzdeki yıllara yansıyacaktır üretim bakımından. Geçmiş yıllarda biz Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı istatistiklere baktık. 1989 yılı en son balık potansiyeli 800 tondur. Bu yaklaşık
işte bir çeyrek trilyona tekabül edecek bir rakam. O bakımdan biz buraya çok önem veriyoruz. Akyeni köyün ekonomisini güçlendirmesi bakımından hem halkımızın hem insanlarımızın ekonomik kalkınması bakımından burası da çok önemli bir yer. O yüzden biz buraya çok titiz davranıyoruz. Tarım ilçeyle, keza Söke Devre Su İşletmesi'yle koordineli çalışıyoruz. Asıl bizim istediğimiz önemlisi buranın yavru balık kaynağı denizdir. Bizim kafa diye tabir ettiğimiz yerden külle balık avcılığı yasaklanırsa şunu belirtmek isterim. Bu kasaba çevresi ve Yenisar ucuz balık yeme imkanı bulacaktır. Hem de memleketimize bir ekonomik katkı olacaktır. Thank you.
Bafa Gölü Kum Sırtı mevkindeyiz. Biraz önce siz de zaten çekimini yapmıştınız Zobron Adası'nın. Şimdi bakınız, Bafa Gölü de çok önemli bu yöre için. Özellikle turizm için bir potansiyeldir burası. Bafa Gölü bir lagündür. Yani diğer bir tabirle denizden ayrılmış bir göl olması bakımından kendi çeşidinde, türünde tektir. Bu esasen bir geçirdiği jeolojik evrim, yani bir denizin tekrar bir kara parçası olarak ayrılıp göl haline gelişmesi, yani bilim adamlarının mutlaka ilgisini çekecektir. Fizikçiler, jeologlar, kimyagerler, yani burası bir esasen bir açık bir laboratuvardır bilim adamlarınca. Şimdi bu bilimsel yönünü ben burada ifade ediyorum. İkincisi turizm yönündeki şeyini, cazibesinden söz edeyim. Gördüğünüz gibi göl çok temiz, kumsalı güzel. Şu an burada işte üzerinde bulunduğumuz bu kumsal, bugün Kuşadası'nda, Marmaris'te, Bodrum'da yoktur. Altınkum'a eşdeğer bir kumsala sahip bu gölün çeşitli yerleri. Bu bakımdan Altınkum'da turizm ajantelerinin dikkatini çekmek istiyorum. Burayı görmelere bakımdan. Bir diğer yönüyle de önemlidir Bafa Gölü. Biraz önce gittiğimiz o ada, onun yanında hemen iki tane daha ada var. Sina Yarımadası'ndan kaçan Hristiyan misyonerler ya da Hazreti İsa'nın müritleri Hristiyan dinini yaymak için Anadolu'yu burayı kullanmışlardır. Beşparmak Dağları'nı kullanmışlardır. Bu adaları kullanmışlardır. Bu yönüyle Avrupalıların dinlerinin kökleri burada yatmaktadır. O anlamda yabancıların, turistlerin dinlerinin köklerini burada görmeleri mümkündür. Bu anlamda yani rehberler buna öncülük yapabilir, ajantalar öncülük yapabilir, anlatabilir. Ben Bafa Gölü'nün turizm için hakikaten bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Gördüğünüz gibi biraz önce bakınız, bu Beşparmak Dağları'nın kayalarını görüyorsunuz, jeolojik yapısını görüyorsunuz. Bence bu jeolojik oluşum bir Ürgüp'ten Göreme'den farklı değildir. Bakınız burası ne kadar sakin, dinlenme için son derece rahat, doğayla, tarihle, gölüyle hepsi bir bütün olarak ele alındığında cazip bir yer olsa gerek. Yalnız bizim burada bir tek sıkıntımız var. Yeterli tanıtımı sanıyorum yapamıyoruz. Onun için ben turizm ajantalarını buraya davet ediyorum. Gelsinler, biz her türlü kendilerine destek ve yardım sözü veriyoruz. Bizim diğer bir problemimiz, biraz önce işte siz de çekimini yapmıştınız. Burası tabiat parkı, kuş cenneti. Ama ben buraya kuş cenneti değil, avcı cenneti diyorum. Çünkü burası avcıların, bilinçsiz avcıların cirit attığı bir yer. Bunu ne kadar elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz ama mevzuatımız buna yeterli değil. Burada tabii Yenisar Avcılar Kulübü, Sarıkemer Avcılar Kulübü, Sök Avcılar Kulübü bu konuda bu bilinçsiz avcılık yapanların dikkatini çekmek durumundalar. Keza Milli Parklar Baş Mühendisliği burayı yeterli kontrolü yapmıyor. Öyle olunca da burada bir diğer çeşidi olan, gölün çeşidi olan kuş türleri de burada yok ediliyor. Ben şunu ifade edeceğim sonuç olarak. Buraya sahip çıkalım. Bu ülkemize, yöremize büyük bir katkı sağlayacaktır. Güzellikleri korumak, yaşatmak, gelecek çocuklarımıza bu güzellikleri bırakmak durumundayız. Müzik.
kızlık gibabaları, sağdan soldan geçen kişilerin kendisine vermiş olduğu simitle karnını doyurmaktadır. Bu ihtiyarın halini gören insanların ve hayvanların dahi bugün vicdanı sızlamaktadır. Bu kendi haline terk edilmiş olan 70 yaşındaki ihtiyara yardım elini uzatacak hayırseverler için telefon numarası 813-1267 numaralı telefonu arayabilirler. Sayın seyirciler, şimdi de günün yorumu. Öğretmenim, sizlerin ölümü yüreklerimizi burktu. Ülkemizin acı gerçeği bir kez daha şamar gibi indi suratlarımıza. Ve sizler idealleriniz uğruna ölüme gittiniz. Hangi düzenbazın çocuğu Hantepe köyüne gider? Bakın babanız Osman Küçük ne diyor? Vatanımızın çocuklarını yetiştiren öğretmenlere böyle katliam yapılmamalı. Öğretmen ve asker babaları olarak terörü önlemek için devleti göreve çağırıyoruz. Şimdiye kadar ne bir bakan ne de üst düzey bir bürokratın oğlu şehit olmamıştır. Artık bizimle olmasın. Şimdi birileri çıkacak sahneye. Ellerinde mikrofon, klasik sözlerle uğurlayacaklar sizi. Belki de sizin ölmediğinizi, sizleri kalplerinde yaşatacaklarını söyleyecekler. Yalan öğretmenim, artık siz yaşamayacaksınız. Çünkü onların kalbi yok. Kara bulutlar çökmüş üzerimize. Ülke karanlık güçlerle kuşatılmış. Ağlamaktan başka seçeneği olmayan anaların evlatları bir bir katlediliyor. Bir ulus çaresizce ve sessizce seyrediyor. Ve her geçen gün ülke karanlığa gömülüyor. Aslında katledilen sizler değil, bu ülkenin geleceğidir. Bu ülkenin geleceğinin katledilmesine göz yumanlar, seyirci kalanlar da en az size kurşun sıkanlar kadar suçludur. Size kurşun sıkanları lanetliyor, tüm öğretmen camiasına başsağlığı diliyoruz. Didim TV ekibince hazırlanan haberleri izlediniz. Hepinize iyi akşamlar.